Hapşırma görgü kuralları Hapşırma, burundan kazazedeye şiddetli bir hava akımı. Modern tıp tarafından kanıtlanmış birçok faydası vardır. Hapşırmanın yasal hükümleri ve görgü kuralları vardır. Yüce Allah'ın hapşırmayı sevdiği dahil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah hapşırmayı sever. Sünnette aksırdıktan sonra hamd etmenin formülü zekredilmiştir. De ki hamd Allah'a mahsustur. Ve bu Allah'ın kulu üzerindeki lütfunun büyüklüğüne bir göndermedir. Çünkü o aksırmakla kulunun zararını giderir. Sonra mukafatını alacağı ona hamd etti. Sonra hayır için dua etti. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz aksırırsa Allah'a hamd olsun desin ve kardeşi veya arkadaşı ona desin ki Allah sana merhamet etsin. O halde ona Allah sana merhamet etsin derse o da Allah Celle Celaluhu sizi doğru yola yöneltsin ve işlerinizi düzeltsin. Aksıran ve hamd eden bir Müslümanın onu işiten herkes için ona dua etmesi hakkıdır. Ve Altaşmit iyilik için dua etmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biri aksırıp Allah'a hamd ederse bunu işiten her Müslümanın Allah sana rahmet etsin deme hakkı vardır. Ve Allah sana merhamet etsinin anlamı, yani Allah bunu senin için yaptı ki esenliğin daim olsun. Hapşıran kişi için kendisi için dua edene hayırla karşılık verir ve ona şöyle der, Allah Celle Celaluhu sizi doğru yola yönelsin ve işlerinizi düzeltsin. Ve kim aksırdıktan sonra Allah'a hamd etmezse ona dua etmesin. Kim aksırır da unutarak Allah'a şükretmezse yanında bulunanların ona hamdı hatırlatmaları müstehaptır. Ki Allah'a hamdetsin ve ona hayırla dua etsin. Kim üç defadan fazla aksırırsa ona bir defadan başka dua edilmez. Daha ziyade şöyle denir: Allah seni korusun, nezle olmuşsun. Ve mümin cuma hutbesinde aksırırsa gizliden gizliye Allah'a hamd eder. Yüksek sesle yaparsa ibadet edenlerin ona dua etmeleri caiz değildir. Ve imam aksırıp yüksek sesle Allah'a hamd ederse, imam aksırdığı için susuyorsa ona dua etmekte bir mahzur yoktur. Ve eğer susmadıysa ona dua edilmemesi gerekir çünkü hutbe hala devam ediyor. Ve eğer gayrimüslim aksırır ve Allah'a hamd ederse ve bir Müslüman onu işitirse, o zaman ona şöyle dua etsin, Allah sana hidayet versin ve Allah seni korusun. Yahudiler Allah sana rahmet etsin diyeceğini umarak Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda hapşırırlardı. Resulullah onlara Allah sana hidayet etsin, aklını ıslah etsin derdi. Tuvalete ihtiyaçlarını karşılaması için gidenlerin aksırana dua etmesi mekruhtur. Lavaboda hapşıran kimsenin Allah'a hamd etmesi de mekruhtur. Kendi nefsinde hamd etmesi caizdir. Aksıran kişi hapşırırken sesini alçaltmalı ve Rabbine hamd ederek yükseltmelidir. Ağzından ve burnundan kimsenin çerçevesindekilere zarar vermemesi için yüzünü örtmelidir. Boynunu sağa sola çevirmez bundan zarar görmemek için.